Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir şarap artık videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu şarap artık videosu sizlere güncel 2.34 yamasını nasıl kurabileceğiniz, neler yapmanız gerektiğini olabilecek en ayrıntılı, en güzel şekilde sizlere anlatıyor olacağım. Daha fazla şarap artık videoların gelmesini istiyorsanız ve sizlere destek olmak istiyorsanız videoyu kapatma Ecebik. benim Rabbi yakamıza abone de abone olup bildirim açmayı unutmayın diyerekten sevgili arkadaşlar neler yapmanız gerektiğini anlatmaya başlamadan önce küçük bir ricam var sizden. Özellikle aramızda yeni katılan sevgili arkadaşlar ilk defa izleyecek olanlar ilk defa mod kuracak olanlar sevgili dostlar ben bir yıl aşkın bir zamanda bu tarz hile videoları çekiyorum. Eğer ki videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlerseniz eminim ki hiçbir sıkıntı çekmeden gönül rahatlığıyla modu kurabileceğinizden eminim. Aynı zamanda kanalımızın oynatma yapma sitesinde de şirabaki hile videolarımızın bulunduğu bütün modların bulunduğu bir oynatma yapma de mevcut. Onda zaten kartlar kısmı şuraya şuraya sabitler şuraya koyarım isterseniz oradan. E, hile videolarına diğerlerine de ulaşabilirsiniz. Başka modlarımız da var sadece güncel modlar değil. Titan modlar, VIP modları gibi başka modlarımız da mevcut. Bu arada artık her ekipman geçtiğimizde bakın şurada bir çubuk var gördüğünüz gibi. Artık böyle rahat rahat ekipmanlarımızı yukarı aşağı şey yapabiliyoruz. Bu da güzel bir özellik olmuş. Neyse sevgili arkadaşlar. Bu arada seviye, enerji, para, mücevher bunların hepsinde ayarlarını yapıyor olacağız. Onu da bir bilgisini vereyim direkten sevgili arkadaşlar neler yapması gerektiğini yavaştan anlatmaya başlayayım. Öncelikle sevgili arkadaşlar da indirmeniz gereken, gereken, bütün linkleri yorumlar kısmında sabitleyeceğim. Açıklamalar kısmında bırakacağım. İçiniz rahat olsun. Öncelikle tabii ki de her zaman olduğu gibi yalan söylemediğimi de sizlere kanıtlamak için orijinal şarap artıkı siliyoruz. Sildikten sonra dediğim gibi linklerin hepsi yorumlar kısmında var. Hepsini indirdiğinizden emin olun. İndirmeleri yaptıktan sonra internet balansını kapatın abi. Kapattıktan sonra Zarchiver'a girin. İlk defa kullanıyorsanız izinlerinizi verin. Ardından download'a girin. Sonrasında aşağıya kaydırdığınızda zaten e, Shadow Fight 2 dosyasını göreceksiniz. Ben şöyle size sanki ilk defa kuruyormuşsunuz gibi gösterme amaçlı. Eğer ki ilk defa mod kuracaksınız. Unlimited All Shadow Fight 2 zip dosyası var burada. Buraya çıkar diyorsunuz. Buraya çıkar dedikten sonra zaten ardından bir tık yukarıda falan Shadowfax 2 dosyasını göreceksiniz. indirmeniz yüklemeniz gereken 144,5 GB'lık. indir diyorsunuz. Orijinal Shadowfax 2 sildiğiniz zaten. Zaman zaten. Gönül rahatlığıyla yüklemesini gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama eğer Shadowfax silmezseniz oyunu yükleyemiyorsunuz. Uygulama yüklenmedi diyecek. Haberiniz olsun. Ardından birkaç saniye sonra güvenlik taraması gerçekleşiyor. En ufak bir virüs güvenlik riski yok arkadaşlar hani virüslü mü falan diye sormanıza gerek yok. Yani gördüğünüz gibi güvenlik testlerinden geçti. Gönül rahatlığıyla yüklemesini yapabilirsiniz. Sonrasında internet balansı hiçbir şekilde olmayacak şekilde Sherawatt'e girmeniz gerekiyor. Eğer internet de girerseniz uygulamanın eski sürümüne sahipsin. Oyunu güncelle diyecek. Yani uygulama bozuluyor ve en baştan başlamanız gerekiyor. O yüzden direkt olarak oyuna girdikten sonra oyundan çıkın. Oyundan çıktıktan sonra da ben de Google Drive'da gözüküyor bu oradan. Google Drive'a giriyorum o yüzden. Google Drive'a girdikten sonra bakın Asos 2340 dosyası var. Yani uygulamanın yani oyunun biliyorsunuz hangi yaması olduğunu zaten. 23.2.34 yaması yani. Ardından buraya bastıktan sonra eğer ki sizde internet bağlantısı yok derse interneti açın buradan. Açtıktan sonra da buraya tekrardan tıkladığınızda Zaten seçenekler çıkacak. Zaçevir'i seçeceksiniz. Zaçevir'i seçtikten sonra eğer ki usaysok.xbl dosyası sizde gözükmüyorsa tekrardan baştan linkin indirmesini yapıp tekrardan buraya geldikten sonra tekrardan Zaçevir'i seçtikten sonra %100 bir şekilde burada usaysok.xbl dosyası 77.81 KB olarak gözükecektir. Ardından bu dosyayı basılı tutup kopyala diyoruz. Kopyaladık dedikten sonra en yukarıda 0 Storage Emulated yazısı var ya buraya basıp cihaz hafızası diyoruz. Dedikten sonra Android'e sonrasında Data'ya basıyoruz. Ekstra Zalçıver izinlerini verdiğinizde ekran bu şekilde gözükecek. Fakat eğer ki Android sürümünüz çok yüksekse mesela Xiaomi'nin mesela 14.05 e, sürümünün üzerindeyse mesela erişim reddedildi yazısı vesaire çıkabilir. Bu yazı çıkarsa arkadaşlar indirmeyi yapamıyorsunuz. Benim şu an kullandığım cihazın Android sürümü daha düşük olduğu için şu anda modu kurabiliyorum. Eğer ki bu erişim reddedildi sorunun çözümünü bilenler varsa 3 videodur söylüyorum. Yorumlar kısmına yazın deneyin eğer çalışıyorsa bana da söyleyin. Şu an yayın yaptığım diğer cihazdan da çünkü mod videolarını çekmeye devam etmek istiyorum. Neyse ardından sevgili arkadaşlar alfabetik sırayla com.nekke shadow fight'ı bulmanız gerekiyor. Bulduktan sonra bakın ben buldum. Bulduktan sonra files'a sonrasında aşağıdan Usar data'ya ardından da biraz önce kopyaladığınız user.xml dosyasını sağ aşağıdaki mavi zarf dosyasına basıp tüm dosyaları uyguladıktan sonra yapıştırmasını gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdikten sonra da user.xml dosyası var yine. Buraya basıp aç dedikten sonra bakın burada seçenek daha var. Quick Edit seçerseniz eğer uygulamanın yazılım dosyalarına erişiyorsunuz. Yani isterseniz arkadaşlar işte karakter isimdir, avatardır, karakterin sesidir. Mesela örnek. Şöyle ben mesela hike yapayım gibi. Böyle ayarlayabiliyorsunuz. Kadın sesi bile yapabiliyorsunuz bu arada. Ardından para istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ben ayarlayacağım. Şöyle arttırayım abi. 9.99. Ee, bonus zaten mücevher oluyor. O da aynı şekilde 9.9.9.9. Ama kat çok abartırsanız sıfırlanıyor bu arada. Level şu an 1. Zaten. Ama hedefimiz şu an 30 bin abone olduğu için ve 30 bin aboneye de yakın olduğumuz için. Arkadaşlar destek amaçlı bir abone olursanız level 30 bine ulaşırsak gerçekten çok minnettar olurum diyerekten. Arkadaşlar ardından bu arada son olarak eklememiz gereken bir şey daha var. O da e, sınırsız enerji. Bu da çok kolay. Yapmanız gereken şey çok basit. Numara 17'ye gelin. Ağırlığından numarayı 17'nin herhangi bir satırın herhangi bir yere bası tutup seçtiğin, deyin. sonra komple satırı bu şekilde alıyorsunuz arkadaşlar. Aldıktan sonra kopyala diyorsunuz. Ağırlığından enter'layıp yeni satır açıp yapıştır yapıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra da yine aynı şekilde no magic var. Burada sınırsız enerjinin İngilizcesi olan unlimited baş harfler büyük olacak şekilde alt re... Başka ekstra hiçbir şey yazmayın. Enerji. Böyle yazarsanız eğer en ufak bir sıkıntı olmayacak. Sınırsız tılsım kaynağı bu mod içerisinde yok. Çünkü oyunun en başı. Ama daha sonraki yapacağım modlarda sınırsız tılsım kaynağı da olacak. Onu da bilgisini vereyim. Evet ardından da kaydediyoruz. İşimiz bitti çünkü. Ee, i̇sim Lotus. Avatar'da Arkos. Bu seferlik değiştirmeyeceğim. İsterseniz Arkos yerine Tenebis yazabilirsiniz. Mesela. Yani haberiniz olsun. Ardından çıkış yaptıktan sonra da tekrardan Shadow Fight 2'ye giriyoruz. Buradaki işimiz de bitiyor. Drive'da da Quick Edit'te de yine internet bağlantısı yok bu arada. İnternet bağlantısı yok. Ardından oyuna tekrardan girdikten sonra da arkadaşlar mesaj artı error yazısı çıkacak. Bunların olması iyi bir şey. Çünkü sonrasında Google Play Store'a girdiğinizde arkadaşlar internet bağlantısı geldikten sonra sevgili dostlar oyunun güncellemesini yapacağız. Hatta ben bir internet açıp kaldığımız yerden devam ederiz. Evet sevgili arkadaşlar ben bir videoyu durdurmam ama çoktan bu arada güncelleme tamamlanmış. Şimdi size söylemem önemli önemli bir şey var. Söylemem gereken çok önemli bir kritik bir nokta var. Sevgili arkadaşlar ben de az önce mesaj yazısı çıktı ve ardından da sonrasında direkt olarak Google Play Store attı ya. Onun yerine sizde eğer error yazısı çıkarsa yapmanız gereken şey çok basit. Shadow Fight 2'yi kesinlikle kapatın. Bu aynı zamanda oyunun güncellemesi yaparken pre Store güncellemesi yaparken yapmanız gereken bir şey. Haberiniz olsun. Şimdi e, Zaha Çıvıra tekrardan aynı yere tekrardan döndük. xbl h dosyası var burada. buraya basılı tutup bunu siliyorsunuz. Sildikten sonra da backup xbl h dosyası var en aşağıda. Yine basılı tutup yeniden adlandır diyorsunuz. Az önceki yaptığınız xbl h ismiyle aynı olacak şekilde yeniden adlandırdıktan sonra da tamam diyorsunuz. Zaçı bitiyor. Zaçı birleşiniz bittikten sonra da internet balansı olmadan bir kez daha oyuna girdiğiniz anda arkadaşlar oyun için indirmeniz, indirmeniz gereken dosyalar olacak. O yüzden de internet balansını açacaksınız. indirmeyi yapıp Google Play Store'a geçip ardından da güncellemeyi yapacaksınız. Güncellemeyi yaptıktan sonra da oyuna tekrardan girip kalan indirmeyi yapacaksınız. Fakat eğer benim gibi mesaj yazısı çıkarsa da az önce zaten usansızlıkta xml ayarını yaptım. Giriyorum oyunu yüzden hani error yazısı çıkan kişilere kıyasla hani işlemi yaptıktan sonra oyuna item balans olmadan girip oyun içi indirme yapıyoruz ya. Ha oyun indirmesini şu anda da yapacağım mesela. Bütün indirmeleri tek başına yapacağım yani kısacası. Ardından da e, cancel bu arada gerek yok. Gerek yok gerek yok. Ben kendi ayarladığım şeyleri istiyorum. 370 megabaytlık indirmeyi gerçekleştireceksiniz. 370 MB'lık indirmeyi gerçekleştirdikten sonra da arkadaşlar modumuz tamamen hazır olacak. Onu da bilgisini size sunayım. Şimdi ben yine videoyu durduracağım. Çünkü indirmenin tamamlanmasını bekleyeceğim. Vaktinizi boşa almak istemiyorum. İndirmeler tamamlandıktan mod tamamen hazır olduktan sonra da modun son halini sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet sevgili arkadaşlar modumuz an itibariyle tamamen hazır. Onu da bilgisini size vermemizin ardından ufak tefek Geçişler vesayesinden sonra da hemen seri bir şekilde buraları geçiyoruz hocam geç 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 yeter geç nihayet ardından da oyunumuzu Türkçe'ye çevirmemizin ardından sesleri tamamen kapatıyoruz ve modumuz artık e, tam olarak hazır. Az önce mesela Tenebris artı Titan silah falan vardı ya bizde. Onu nasıl yaptığımızı sizlere çok kısa anlatayım mı arkadaşlar? Modu kurduktan hemen sonra oyundan çıkıp internet balansını kapatıp tekrardan oyuna girdiğinizde güncelleme vesaire yapana kadar yer altına bağlanana kadar arkadaşlar siz de aynı şekilde titan silahıyla vesaire tenebis zırhıyla ya da boss zırhlarıyla falan kaslarıyla oynayabiliyorsunuz. Ama onun dışında merak etmeyin arkadaşlar yeni ekipmanlar yeni setlerin hepsi bu güncelleme ile beraber gelen ekipmanların hepsi bu mod içerisinde mevcut onun da bilgisini sizlere Vereyim sevgili dostlar. İçiniz rahat olsun yani. Yeni güncellemeyle beraber gelen ekipmanlar. Gördüğünüz gibi zehirli yapmak falan varmış mesela. Bu güncellemeyle beraber geldik kendileri. Onlar duruyor. İçiniz rahat olsun dediğim gibi. Ve tılsımlama yapmak için de maalesef ki onu yapamıyoruz. Oyunun ilk bölümü açık olmasına ötürü sadece. Neyse. E, sevgili arkadaşlar. Bir tane maça girip. Çünkü... İsimde avatar da var malum. Onları da sizlere göstermem gerekiyor. Şu titreyen dünyaya. o sarmaşık güzelmiş. Neyse hemen çıkalım buradan. Rastgele bir turnuvaya girelim. Tekrar göstermem. Evet gördüğünüz gibi avatar artı isimde de gördüğünüz gibi çalışıyor. Ateş, silah, büyük bunları da zaten kullanabiliyorsunuz aynı şekilde. Evet e, sevgili arkadaşlar bu videoluk benden bu kadar. Umarım hem izlerken sizlere yardımcı olabilmişimdir. Hem de modu başarılı bir şekilde yaparsınız. Ve umarım da modu beğenirsiniz. Ya da deneyenler hali hazırda umarım beğenmişsinizdir. Sevgili arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki modu beğendiyseniz ve başarılı bir şekilde kurulumu yaptıysanız da teşekkür ve destek amaçlı bir beğeni bırakmayı. Kanalımıza da hala abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok teşekkür ediyorsunuz. Abone olup bildirim unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza ayakma sesinden de başka üniversitelerimizden ve çeklerimizden de dilerseniz daha haberde olabilirsiniz. Bir sonraki moda yani yarınki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.